Dizüstü cihazlar tüm işlerimizi yönettiğimiz bir asistan. Gerek günlük işlerimizde, gerek film dizi izlemelerimizde problem yaşamak istemiyoruz. Çünkü nereden baksak hayatın her alanında bize eşlik ediyorlar. Biz de bu videomuzda hayatın her alanında size eşlik edecek HP 245 GS'nin güçlü ve güvenilir bir iş istasyonu olmasını sağlayan özelliklerine yakından bakıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi sevgili izleyenler bu cihazın alınabilir kılınmasını sağlayan en büyük özelliği kompakt boyutları, minimal tasarımı, hafif şık iş istasyonu olmasından ziyade orijinal Windows 10 beraber gelmesi. Bu bence en önemli nedenlerden biri olarak karşılıyor bizleri. Güvenlik oldukça hassas bir konu. Çünkü hemen hemen hepimiz özellikle şu an içinde bulunduğumuz süreçle beraber çok fazla online alışveriş yapıyoruz ve bu sayede birçok platformda kart bilgimizi barındırabiliyoruz. Keza aynı şekilde bu platformlarda kimlik bilgilerimizi de paylaşıp kullanıyoruz. Bu çok kritik bir detay. E devam ettiğimizde yine cihazınızda tuttuğumuz belgelerin, verilerin güvenliğini sağlamak ve olası siber saldırıları engellemek için de orijinal yazılım kullanmanız çok çok önemli. Bir de tabii ki daha hızlı ve daha üretken olmanızı destekleyecek performans özellikleri konusu var. Şimdi cihazımızın Windows 10'a sahip olmasının avantajlarından biri de kesintiye uğramadan ve takılmadan yüksek performans sunması. Zaten şu önümde görmüş olduğunuz cihaz günlük yoğunluğunuza, iş hayatınıza, yoğun toplantılara katılmanızda sizlere hem uzun pil ömrü sunacak hem de performansla yüzünüzü kara çıkarmayacak mobilite bir performans cihazı. Yani şöyle betimleyebiliriz. Orijinal yazılma sahip bir cihaz satın alarak tüm riskleri ortadan kaldırırsınız ve güvenli cihazınızı kullanabilirsiniz. Cihazımız koyu kül grisi renginde ve 1.47 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Böyle bir ağırlığa sahip olmasının çok büyük artısı var. Gittiğiniz her yerde yanınızda götürebilirsiniz. Gerçekten bir iş istasyonu gibi taşırken hiç zorlanmayacağınız bir cihaz. Boyutlarına bakmış olduğumuz zaman da 32'ye 4 santimlik bir genişliği, 22.59 santimlik dikey genişliği ve 2 santimlikte 9 santimlikte de yüksekliği söz konusu. Hemen şöyle önümde de açıyorum daha doğru yönlendirmek için. Ekran detaylarından bahsetmek istiyorum sizlere. Ekranında zaten minimal kompakt bir cihaz. 14 inç Full HD IPS ekranı var. Ve bu taşınabilirlik sürecinde film izleme keyfinizi her yere taşıyabilin, güneşten etkilenmeyin, rahatsız olmayın diye parlama önleyici bir kaplamaya da sahip. Keza 250 nite varan parlaklık değeri de sunuyor ve NTSC renk gamutunun %45'ini destekliyor. E bir de bir iş istasyonu söz konusu olunca, işte uzaktan çalışmalarınızda veya özellikle şu an içerisinde katıldığınız toplantılarda, yaptığınız online görüşmelerde daha net bir görüntüye sahip olun diye HP True Vision destekli 720p çözünürlüğünde kamerası da var. Bir de daha rahat kullanım deneyimi sağlayabilmek adına çoklu dokunma hareketlerini destekleme özelliği bir touchpad konumlandırmış. HP 245G8 donanım tarafında sunduğu segmentine gayet uygun performansa yüzünüzü kara çıkarmayacak özellikleriyle zengin bağlantı seçenekleriyle ama en 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 önemlisi orijinal Windows 10'lu yazılımıyla beraber gelmesiyle beraber sizin hem performans hem güvenlik alanındaki tüm endişelerinizi bir kenara bırakıp alabileceğiniz bir cihaz olarak karşılıyor. Özellikle benim gibi dizüstü cihazları bir asistan konumunda gören, ben tüm işlerimi, yani gerektiğinde sosyal hayatımı bile buradan yönetiyorum diyen ki zaten bunu yapıyoruz. Video girişinde de belirtmiş olduğumuz gibi artık her şeyi online'dan gerçekleştiriyoruz. Birçok resmi işimizi, on, alışverişlerimizi online olarak gerçekleştiriyoruz. En önemli konu burada ne oluyor kullanıcılar için? Güvenlik oluyor. Yine belgelerimizin, verilerimizin saklanması gerektiği noktada da orijinal yazılım kullanmak bu noktada gerçekten çok çok önemli. Cihaz hem sunduğu segmentine göre gayet yeterli performans özelliklerinin haricinde bana göre alınabilir kılınmasını sağlayan en önemli özelliği orijinal bir Windows 10 yazılımı ile beraber geliyor. Şöyle bir endişeniz olmayacak bu cihazı satın alırken. Herhangi bir şekilde bilmediğiniz bir kaynaktan güvenilir bir yazılım satın alma endişeniz. Olmayacağı için kesinlikle tercih edebileceğiniz günlük işlemlerinizde, sosyal hayatınızda, iş yönetmelerinizde sizlere gayet yeterli olacak ve tüm endişelerinizi bir kenara bırakıp kullanabileceğiniz bir cihaz olarak geliyor. Önümde görmüş olduğunuz HP 245 G8'in diğer performans özelliklerine baktığımızda ise ilk olarak Blender ve Benchmark test sonuçlarını şu an sizin de ekranda gördüğünüz gibi gayet sağlıklı, gayet günlük kullanıma uygun olduğunu gösteriyor bize. Yine böyle kasa tarafında sunduğu detaylara değinecek olursak da cihazımız izleme keyfinizi eşlik etmesi için stereo hoparlörler ve tümleşik dijital mikrofon desteği sunuyor. Tüm bu destekleri sağlamasının yanı sıra bize sağlıklı performans karnesi vermesi lazım değil mi? Sağlıklı bir performans sunması lazım. Cihaz performansını AMD Ryzen 3 3250U işlemciden alıyor. Günlük kullanıma gayet uygun. Günlük yoğun kullanımlarınızda performansın hakkını verecek bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz ki önceki incelemelerimizde de sizler de görmüşsünüz ki AMD Ryzen 3 gerçekten gücünü kanıtlayan bir işlemci olarak geldi bizlere günlük kullanımda. Grafik beslemesinde AMD Radeon grafik kartıyla sağlıyor. Bir de zaten günlük kullanımlara gayet uygun olacağını düşündüğümüz, gayet yeterli olacağını düşündüğümüz 8 GB RAM ve 256 GB SSD desteğinin olduğunu görüyoruz. yanınıza taşırken prizlere bağlı kalmamanız veya bataryasını, gücünü iyi beslemesi de çok çok önemli. Cihazımız 45 Watt saat lityum iyon pil harici güç adaptörüyle beraber geliyor. Cihazımız kablosuz bağlantı seçeneklerinde de gayet bulunduğu segment uygun seçenekler sunuyor. Nedir? Wi-Fi 5 desteği. Keza beraberinde Bluetooth 4.2 desteğiyle beraber de bağlantı tarafında herhangi bir problem yaşayacağınız bir cihaz değil. Ama tabii ki de Bluetooth 5.0'ı desteklemesi bir tık daha artı değer sağlayabilirdi diye düşünüyorum ben. E, bağlantıdan devam etmişken bağlantı portlarından söz etmesek tabii ki de olmaz. Cihazımızda bir adet şu an sol tarafında benim de görüntülediğim Type-C bağlantı girişi, bir adet SD kart okuyucu girişi. Bu bence önemli yani bunu... Son zamanlarda birçok cihazda mikro SD kart girişi olarak görüyoruz. Ee, o da çok sağlıklı ama SD kart okuyucu olması direkt bence daha da alınabilir kılıyor cihazı. Hemen sağ tarafında da cihazın 2 adet tip A USB bağlantısı bulunuyor ve cihazın görüntüsünü ve sesini farklı cihazlara aktarmanızı sağlayan HDMI bağlantı portu da yerleştirilmiş ama bitmedi. 3.5 milimetrelik kulaklık girişi de var ve kablolu bağlantıyı tercih eden kullanıcılar için RJ45 bağlantı portu da cihaza eklenen detaylar arasındaydı. Ben cihazlarda videoyu kapatmadan önce bunu da söylemek istiyorum. Klasik böyle koyu renklerin hakim olduğu kompakt ve minik boyutlarda taşınabilirliği kolay olan, ki telefon kanadında da hep ağırlıktan şikayet eden bir editör olduğumu göz önüne alırsak e, laptop tarafında da dizüstü bilgisayarlar tarafında da ağırlık benim için çok çok önemli bir kavram. Bu noktada benim beklentilerimi karşılayan bir cihaz oldu. Paylaşmış olduğumuz test sonuçları da zaten günlük işlemlerinize uygun bir cihaz olduğunu kesinlikle gösteriyor. Diyelim ve aslında bu videomuzda bir incelemeden ziyade çok gayet güvenilir böyle günlük performansı karşılayabilecek bir cihazı inceledik. Özelliklerini sizlerle paylaştık ama bence çok çok önemli bir noktaya da değindik. Orijinal Windows 10 yazılımı kullanmanın size sağladığı avantajlar ve avantajdan ziyade aslında bunun ne kadar önemli bir gereklilik olduğunun altını çizdiğimiz bir video oldu benimle. O yüzden yorum da bana teşekkür etmeyi, ee, videomuz hakkındaki incelediğimiz HP 245G8 hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videomuzda canlı yayınımızda görüşene de kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.